Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Aracınızın güvenliğini sağlayabileceğiniz 7/24 kayıtlar yapıp aracınızı güvende tutabileceğiniz güzel bir ürünle birlikteyiz. Didipay'ın M5 dual ürünlerini bugün incelemesini sağlayacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu bir kamera, hem ön kamera hem de arka kamera olarak dual bir şekilde tarafınıza geliyor. Yani çift taraflı. Eğer bir de radar cihazını satın alırsanız harici olarak bunu hem OBD ile aracınıza bağlayabiliyorsunuz, kesintisiz güç sağlayabiliyor. Hem de içerisinde radar cihazını da yani radar özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Bu cihazın bugün kutu açılımıyla birlikteyiz. Kutu açılımında neler çıktığını içerisinden göstereceğim ve sizlere kurulum dışında aracın çekim kalitesini de göstermeye çalışacağım. Ben genelde gece çekimi yaptım ama gündüz çekimlerini de Pay uygulamasını indirdiğinizde orada birçok örnek kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Oradan da görebilirsiniz. Ben yine gündüz çekimlerini de paylaşıyor olacağım sizlere. Ön kamera 4K bir çekim yapıyor. F1.8 ile geliyor. Arka kamerada 1080p çekim yapıyor. F2.0 ile geliyor. Ve Night Fizz özelliği sayesinde gece görüş teknolojisi olarak geçiyor. Gece net görüntüler alabiliyorsunuz. Araçların plakası, dükkan isimleri hepsi okunabiliyor. D2 ise acil durum depolaması bulunuyor içerisinde ve 140 derecelik geniş bir ön kamera açısı bulunuyor arka kamerada 125 dereceye kadar bir görüş açısı sağlıyor sizlere. Ve bu da hem geniş bir şekilde ön tarafı hem de arka tarafı geniş bir şekilde görebiliyorsunuz. Zaten bunların detay çekimlerini gördüğünüzde siz kameranın kalitesine göre kendiniz artık kafanızda bir fikir oluşturup almak isterseniz gene açıklamaya bırakacağım linkten alabilirsiniz. Dediğim gibi kurulumla ilgili çok fazla detay paylaşmayacağım. Çünkü kendi aracım şu anda serviste olduğu için bu cihazı kendi aracıma kurmadım. Aile aracıma geçici bir şekilde taktım. En azından sizlere bir örnek olsun diye inceleme videosu olduğundan görüntüleri göstermeye çalışacağım. Cihazın vaat ettiği bazı özellikler var. Yanma riskinin olmaması üstün ısı dayanımı ve uzun ömürlü kullanım olarak geçiyor. Yani diyor ki bu cihazı yanmaz, ısıya çok fazla dayanıklı. Tabii bunları ilerleyen dönemlerde göreceğiz ama bu markanın diğer ürünlerini de daha öncesinde kendim incelemedim ama kullandığım için biliyorum. Kaliteli, böyle güzel bir malzeme yapısından oluşturuyorlar. Yani ona baktığınızda fiyat performans ürünü diyebilirsiniz aslında. Akıllı ses kontrol özelliği bulunmakta. 512 GB'a kadar micro SD kart desteği sağlıyor ve optimize edilmiş Adas teknolojisini de sunuyor bu cihaz sizlere bu cihazın radar özelliğini isterseniz harici olarak alabilirsiniz o zaman güzel bir sürü özelliğini kullanabiliyorsunuz ama isterseniz sadece cihazı alırsanız da yeni birçok özelliği var aslında bu cihazda bitiyor radar özelliği sadece OBD bağlantısı ve radar özelliklerini kullanmanıza sağlıyor yani kesintisiz bir güç sağlıyor zaten kutunun içerisinden birçok şey çıkıyor şimdi gelin bir kutunun içerisinden neler çıkıyor onlara bir göz atalım geldi ürünün kutusunu açmaya. İlk öncelikle radar cihazının hemen bir kutusunu açalım. Hemen bunu bir göstereyim sizlere. Şimdi radar cihazının görmüş olduğunuz gibi bir OBD bağlantısı da bulunuyor ve burada direkt zaten güç kablosu da çıkıyor. Radar cihazını alırsanız bununla direkt OBD girişine bağlayabiliyorsunuz. Radar cihazını da göstereyim hemen sizlere. O da şöyle küçük bir cihaz. Bunu da gene yapıştırarak kullanıyorsunuz. Cihazın burada bir bağlantı girişi bulunuyor. Bir de burada Type-C girişi var. Buradan zaten gücünü verebiliyorsunuz cihaza. İçerisinden çıkan kablolar da hemen onları da göstereyim sizlere. Uzun bir güç kablosu. Bu OBD kablosu ile birlikte buradan bağlantısını yapıyorsunuz. Ve bu girişi de OBD tarafına takıyorsunuz. Şimdi diğer hemen bunları bir kenara alalım. Kutumuzu açalım. Bakalım bu kutunun içinden neler çıkacak. Hemen şöyle jelatinini açmaya başlayayım. Tekrardan söyleyeyim bunu. OBD yani radar cihazı ve OBD cihazı ayrı satın almanız gerekiyor. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi bu kutuyu da hemen böyle yana doğru çekerek... Bu arada güzel bir kutulama yapmışlar. Evet geldik asıl kameramızın olduğu bölüme. Burada hemen böyle bir Bakalım içerisinde kitapçıkların çıktı ve cama yapıştırabileceğiniz iki tane sticker gibi bir cihaz çıkıyor. En azından cama zarar vermemesi için bir tanesi öne bir tanesi de arka cama. Bunu da kenara alalım. Şimdi burada 6 metrelik bir kablo girişi var. Bu arka kameranın güç kablosu. Bunu söyleyeyim. 6 metre ve tüm araçlara uyabiliyor. Onun dışında hemen burada bir tane çakmaklık geliyor. Bir tanesiyle zaten güç alıyor. Onu söyleyeyim. Bunun da içerisinde olması güzel bir bence. Şöyle kablomuzdan devam edelim. Burada diğer kablomuz var. Ön kameranın kendi Type-C girişi ve USB girişli bir kamerası. Bunu zaten buradaki çakmakla direkt takarak kullanabiliyorsunuz. Arka kamera çıkıyor. Arka kameranın konumunu düzgün ayarlamanız gerekiyor. Zaten burada görmüş olduğunuz gibi sizlere söylüyor nasıl ayarlayacağınızla ilgili. Şimdi diğer kabloyla bağlantısını sağlayıp bunu da arka tarafa çekiyorsunuz. Ve son olarak asıl cihazımızın kendisi geliyor. Bakalım hemen bir malzeme yapısına. Ağır, kaliteli bir malzeme yapısı kendini hissettiriyor ilk etapta. Burada bir adet Type-C girişimiz, bir adet arka kamera girişimiz, bir de SD kart girişi bulunuyor. İçerisinde 32 GB bir hafızası bulunuyor fakat sizin bu cihaza bir SD kart almanızı öneririm. Onun dışında şu üst kısımlarda görmüş olduğunuz gibi ızgara çıkışları bulunuyor. Burası sanırım hoparlör. Bunu deneyimleyip göreceğiz. 3M bantlarla birlikte geliyor. Burayı kaldırıyorsunuz ve diğer çıkan şu cam aparatıyla birlikte cihaza bağlantısını yapıyorsunuz. Bu da yapışkanlı bir aparat. Bunu direkt camınıza yapıştırıyorsunuz. Bunu da üzerine bu şekilde yapıştırarak kullanabiliyorsunuz. Bence gayet şık ve güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tüm kutu içeriğimiz bu şekildeydi. Kutu açılımını da yaptığımıza göre sıradaki hemen böyle gece görüşü, gündüz görüşü kamera performansını sizlere göstermeye çalışacağım. Hem arka kamera hem de ön kameranın performansını detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. O zaman kamera performansımıza bir göz atalım. Evet geldik dış ortam çekimimize. Şimdi sizlere hem ön kameranın hem de arka kameranın görüntüsünü paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki de bu benim şu anda aile aracım olduğu için kurulumu tam anlamıyla yapmayacağım ama sizlere kurulumunu geçici bir şekilde yapıp görüntüleri paylaşmaya çalışacağım. Tekrardan söylüyorum tek satın aldığınızda kutunun içerisinden radar cihazı ve OBD cihazı çıkmıyor. Radar cihazını ekstra almanız gerekiyor. Radar cihazının içerisinde de OBD cihazı çıkıyor. Ben şimdi görüntüleri sizlere paylaşacağım ama kurulumdan da çok kısa bir bahsedeyim. DDPay'ın hemen uygulamasını kutunun üzerindeki kare kodu telefonunuzu okutarak açıyorsunuz ve hemen giriş yaptıktan sonra bağlantılarla ilgili sizleri yönlendiriyor. Nasıl ilerleyeceğinizle ilgili bir kurulum sihirbazı gibi düşünebilirsiniz. Bilgileri paylaşıyor. Şimdi geçelim cihazın hem ön kamera görüntüsüne hem de arka kameraya. Arka kamera 1080p, ön kamerada 4K çekim yapıyor. Ben ön kameranın gerçekten görüntü kalitesini çok beğendim ve birçok ayarı da yapabiliyorsunuz. Hadi şimdi testlerimize geçelim. kamera performansımızı da izlediğimize göre birazcık uygulamadan bahsetmek istiyorum sizlere. DDPi uygulamasını kutunun arka yüzünde bir kare kod bulunuyor. Oradan direkt indirip kurulumunu yapabiliyorsunuz. Zaten sizlere kurulum sihirbazı ile ilgili de gerekli bilgileri veriyor. Orada ne yapmanız gerektiği ile ilgili. Şimdi bu cihazın 32 GB bir depolama hafızası bulunuyor. Fakat size her cihaz açıldığında SD kart takın diye bir uyarı yani hata demeyeyim uyarı veriyor. Bu cihaza bir 128 GB'lık hafıza kartı takarsanız tadından yenmez. Diyelim ki aracınızın önünde arkasında birisi dolaşıyor ve bunu direkt hassasiyetini sizler bunun ayarlayabiliyorsunuz ve bunu görüp hemen kayda başlıyor. Eğer biri arabanıza zarar vermek isterse, çizmek isterse gibi durumlarda acil durum hassasiyeti de var burada. Yani Allah korusun bir çarpışma esnasında kaydın yapılacağı şekilde hassasiyet durumlarını ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama size birçok şeyi aslında kolaylıkla yapmanızı sağlıyor. Mikrofon kayıt ses tuşunu açabiliyorsunuz. İsterseniz o ekrandaki işte navigasyon gibi böyle yazılar çıkıyor ya payın onları kaldırabiliyorsunuz. Hız göstergesi vesaire kalkıyor ya da onları açabiliyorsunuz. Orada bütün ayarlarını kendinize göre özelleştirip birazcık kurcalayıp hemen yapabilirsiniz. Hello, DDPI. Bu arada DDPi bu cihazın kurulumu ile ilgili de bir örnek şama oluşturmuş. Yani cihazın kablosunu nasıl geçireceğinizle ilgili. Şu anda o resmi de göstermeye çalışıyorum sizlere. Kurulum zaten kendinize göre çok basit aslında. Kutunun içerisinden bir tane plastik bir aparat çıkıyor. Onu göstermemiş olabilirim bu arada kutu açılımında. Onunla birlikte cihazın plastik aksamlarını kaldırıp kutuları yani kabloyu oradan geçirip güzel bir şekilde kendinize göre kablolayabilirsiniz. Cihazla ilgili aslında anlatabilecek birçok özellik var fakat ben bu kadar hani anlatabiliyorum elimden gelen. Çünkü cihazın belki ikinci bir videosunu da çekmeyi düşünüyorum kendi aracıma tamamen kurduğumda bir uzun performansını bir denerim gündüz çekimleri, gece çekimleri işte Allah korusun farklı bir ani durumlarda, ani frenlemelerde nasıl tepkiler veriyor gibi. Bunlarla ilgili de eğer ki isterseniz ikinci video içinde bana bir yorum olarak bırakırsanız aracı direkt servisten aldığımda kurulumunu yapıp 2-3 hafta gibi bir sürede kullandıktan sonra sizlere deneyimlerimi tekrardan paylaşırım. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.